Bir şey merak ediyorum. Sizce dünyada ilk yazıyı kim buldu bilen var mı? Kim? Sümerler değil mi? Tamam. Peki Hazreti Adem'e sayfalar geldi. Sizce Hazreti Adem yazıyı bilmiyor muydu? Hazreti Adem biliyordu. Ona isimler öğretilmişti. Vahid değil mi? Yani insanlık tarihinin başından beri aslında yazı çeşitli formatlarda bilinirdi. Bak bize sadece tarihi Sümerlerden başlattılar. Peki ikinci soru. Suyu kaldırma kuvvetini kim buldu? Arşimet nasıl bulmuş? Hamamda. Hazreti Nuh Arşimet'ten önce yaşadı mı? Gemisi var mıydı? Suyu kaldırma kuvvetini bilmeyen bir gemi olur mu? Demek ki bu tarih okuyuşlarımızda bir sıkıntı var değil mi? Şimdi ne yapacağız? Bir de alternatif tarihler okuyacağız. İnşallah. Allah hayır eder. Şimdi İHA'yı içinizden bilen var mı? Takip eden. Bir İHA'yı bir kısa şöyle bir iki cümleyle tarif et. İnsani bir vakıf. Yani yardım ederken neye dikkat ediyor? İnsanlara yardım. Yani din ayrımı yapmıyor değil mi? Mezhep ayrımı da yapmıyor. Irk ayrımı da yapmıyor. Peki neye dikkat ediyor İHA? Yardım ederken insan olmasına dikkat ediyor. Çünkü Allah bizden bunu istiyor değil mi? Yani kişinin rengi, dili, dini, mezhebi, ırkı hiç önemli değil. Haksızlığa uğrayıp uğramaması önemli. Ve ihtiyaç sahibi olması. O nedenle dünyayı kurtaracak olan da bu bakış. Şimdi dünyaya bakın, çeşitli insanlar var, çeşitli renklerde insanlar var, çeşitli anlayışlarda, dinlerde, mezheplerde insanlar var. İnsanlığın bir ortak noktası olmalı ki dünyada çocuklarımız bu katliamlara uğramasın değil mi? Yani şimdi biraz önce Haiti söyledi. Haiti'de deprem olduğunda mesela İHA olarak biz gittik. Gittiğimizde bir kiliseye gittik ve merkez yaptık. Bak Müslüman bir kuruluşuz. Bir kiliseyi merkez yaptık. Ve oradan yardım dağıtmaya başladık. Başka ne yaptık biliyor musunuz? Ne kadar yetim çocuk varsa hepsini koruma altına aldık. Ve bunların hiç dinine, ırkına bakmadık. Ve hala orada o yetim çocuklarımızla ilgileniyoruz. Onlara okullar kurduk. Niye? Çünkü onlar farklı bir dinde ama o gün bize ihtiyaçları var. Japonya'da ne oldu geçmiş tarihte? Bileniniz var mı? Kim attı? Amerika hala bütün dünyayı atıyor değil mi? Hala bomba atıyor. Şu anda Japonya'ya attığı bombaları 3 müslüsü nereye attı? Amerika ve İsrail Gazze'ye attı. Gazze kaç kilometre kare? Kaç? 360 kilometre kare. İçinizden İstanbul Fatih'i bilen var mı? Fatih Gazze'den büyük biliyor musun? Fatih ilçesi Gazze'den büyük. Hayret ettim değil mi? Ve öyle küçük bir yere Japonya'ya attığı bombalardan daha çoğuna. Niye attı? Çünkü senin benim gibi düşünmüyor. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz yardım yaparken insanların dini, dili, ırkı önemli değil. Ama onlar diyor ki benden başkası yok. Onun için neye karşıyız? Benden başkası yok. Yani kibre ve büyüklenmeye karşıyız.
Eğer biri başkasına, içinizden de bir arkadaşınız size büyükleniyorsa onu hemen uyarın. Çünkü o büyüklenme ileride bir yere gelir, devlet başkanı olur veya yetkiyi ele geçirirse ne olur? Zulmeder. Peki Japonya'da sonradan ne oldu? Atom bombasından sonra? Tsunami oldu değil mi? Bir tsunami yaşadılar. O tsunami döneminde mesela Japonların dini neydi? Japonların dini ne hocam? Taoizm değil mi? Shintoizm. Müslüman değil. Ama ilk giden yine İHA oldu. Ve arkadaşlarımıza bir uydu telefonu verdik. Ta o radyasyonun yayıldığı santralin oradalar. Bir ara radyasyonu engel olamıyoruz dedi ve bütün Japon yetkililer bile çekildi orada. Ben de telefon açtım arkadaşımıza, uydu telefonunu açtım. Dedim ki siz de çıkın dedim. Karşıda İHA'lı arkadaş ağlayarak ne dedi biliyor musun? Abi dedi, burada hala yaşlılar vardı. Ve bak devlet yetkilileri çıktığı halde arkadaşlarımız çıkmadı, o yaşlara yardım etti. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Yüreği geniş ve büyük olan nesillere ihtiyacımız var ki bir daha Gazze'deki gibi çocuk katliamı olmasın. Seyredebiliyor musunuz Gazze'yi? Yüreğiniz yetiyor mu? Değil mi? Hiç aklınıza geliyor mu? Yani koskoca büyük adamlar kaç yaşına gelmiş bu Netanyahu ve Amerika Başkanı? Amerika Başkanı 90 yaşına yaklaştı değil mi? Yani bu adama bu bombardımanı yaptıracak zihin dünyası ne? Kaç yaşındasın sen ya? Bir parça küçük çocuktan ne istiyorsun? Demek ki küçükken nasıl yetişirsek büyükken de öyle olacağız. Şimdi sizler mesela bugün eğer insanı severseniz yarın insana yardım edersiniz. Ama bugün insandan nefret ederseniz yarın insanları hiç düşünmezsiniz. Bugün Amerika'da Katrina kasırgası oldu. İçinizden Iraklı olan var mı hiç? Iraklı olan yok değil mi? Peki, telaferi duyan var mı hiç Irak'ta? Telaferi neresi oldu? Kuzeyinde bir şehir. Kuzeydoğusunda Kuzeybatısında bir şehir. Küçük bir şehir yani. Senin coğrafyan mı iyi yoksa meraklı mısın? Meraklı. Aferin. Sen nerelisin? Ben Türkiye'lisin. Burada maşallah Mısırlı olan var, Filistinli olan var, Filipinli olan var, başka? Suriyeli olan var, başka? Türkiye'den olan da var değil mi? Hepiniz Türkiye'li oldunuz. İnşallah gelecekte birkaç tane dil biliyorsunuz ya, bütün dünyayı bir araya getireceksiniz. Bakın, telaferi Amerika bombalıyor. Bugün Gazze'de ne yapıyorsa. O kadar çok bomba attı ki. Sadece Müslüman olduğu için ha. Ve bir de Amerikan çıkarlarına direndiği için. Kadın, çocuk demeden Amerika bombalıyordu. Telaferi de iki yıl. Telaferi de o gün yardım götüren tek yapıydı. 7 tırla içeri girmişiz. Etrafımız kapanmış. Biz de bombalanıyoruz. Hem yardım dağıtıyoruz, hem bombalanıyoruz. Normalde uluslararası hukukta yardım kuruluşlarına zarar veremezler. Ama Amerika dinlemiyor ki. Bak aynı anda biz tam telaferde yardım dağıtırken aynı anda Amerika'da Katrina diye bir kasırga yerle bir etti Amerika'da. Şimdi İHA olarak hem telaferde yardım dağıtıyoruz, Amerika bizi bombalıyor. Hem de Katrina kasırgasında halka yardım götürdük Amerika'ya. Ve Yeni Şafak gazetesi
manşet attı. Amerika bunu anlayamaz diye. Anlayamaz mantığı. Ama Katrina kasırgasına gittiğimizde ne gördük çocuklar biliyor musunuz? Amerikalı gençler kaçmış. Amerikalı yaşlılar kalmış. Ve hepsi tek o kasırgada yaşayamayacağı için yaşlar birbirlerine sarılmış. İşte biri bir enkazın üzerinde, biri diğer bir enkazın üzerinde, bir grup grup yaşlıları bırakmış çocuklar. Siz mesela annenizi babanızı bırakır mısınız? Bırakmazsınız değil mi? Neden bırakmazsınız? Çünkü aileye önem vererek yetişiyorsunuz. Demek ki aile çok önemli. Biz de ne yaptık? Bak bir tarafta Amerika bizi bombalıyor, bir tarafta Amerika'nın o pilotlarının aynı yaşındaki çocuklar anne babasını bırakmış. Oraya bize bomba atanlar. Biz gittik o kadınları, yaşlıları, erkekleri aldık. Spor salonlarına doldurduk ve günlerce onların ihtiyaçlarını gördük. Niye? Bu insanlık. İşte biz sizin hepinizi insanlık elçisi olarak görüyoruz. Buralarda böyle yetişeceksiniz. Dilinizi öğreneceksiniz. Ve ileride sizde dünyanın her tarafında çok güzel aktivistler, çok güzel liderler çıkacak Allah'ın izniyle. Ben buna tüm yüreğimle inanıyorum. Ben kısaca bu kadar söyleyeyim. Hocama vereceğim mikrofonu. Sorunuz olursa da onları cevaplayacağız. Peki sağ olasın. Çok kıymetli öğrenciler, değerli hocalarım, Bülent abinin girişte anlattıkları bir insanın nasıl davrandığına, tabii bu bir değer setine dayanıyor. Yani bunun arka planında bir hayata bakış açısı var, bir anlayış var, bir inanç var. Ben de dilerseniz bizi böyle insani davranmaya, böylesine ihsanı yani güzel davranmayı becerebilmemizi sağlayan inanç değerlerimize dikkat çekeyim. Çünkü bir insan hangi değerleri esas alıyorsa o değerlere göre davranmaya başlıyor. Demin dinlediniz. Dinlediğiniz sonuçları, çıktıları itibariyle ne kadar da güzel dediğiniz davranış biçimini biz Müslümanlar nasıl becerebiliyoruz? Diğer tarafta annesini, babasını bile rahatlıkla gözden çıkarabilirken bir yine insan, bu tarafta bir başkasının annesine, babasına, kendi ırkından, kendi dininden, kendi mezhebinden, kendi anlayışından olmasa bile iyilik ile yetişmeye çalışabilen bir davranış biçimini nasıl sergileyebiliyoruz? Bunun özde dayandığı yer neresi? Bu kadar fedakar olabilmek tamamen böyle boşu boşuna bir şey mi? Hani diğer taraftaki gence sorsanız belki şöyle diyecek: ya biz onları bıraktık gittik, onlar zaten 80'lik, 90'lıktı. Yani bugün ölmeseler, yarın ölecekler. Dolayısıyla biz ama henüz daha hayatın baharındayız, başındayız. Mantıklı bir iş yaptık. Biz bıraktık, gittik, onlar da hani ne oldu? İHA geldi, kurtardı da işte 2 sene daha yaşadı, yine öldüler zaten. Yani hepsi bu 2 sene için mi? Diye başka bir mantık, başka bir anlayış ile karşılık verebilir. Ne için hani bunu yapalım? Adamın o kadar ömrü de yok ki diyecek. Bunu bizde dengeleyen ne var? Biz onu ne için yaptık? Hakikaten yaşayacağı yani 80'lik birinin, 90'lık birinin
hayatta kalacağı birkaç ay veya birkaç sene için mi biz kendi gençlerimizi, kendi insanlarımızı riske atıyoruz? Bu denklemde de bir, eğer başka bir bilmediğimiz karşılık yoksa, bu denklemde de bir çarpıklık yok mu? Dedirtecek bir bakış açısı ortaya koymak istiyorum. Elbette oradaki radyasyondan etkilenmek pahasına, oradaki insanlara iyiliği sürdürmeyi göze alan arkadaşın başka bir beklentisi var. Ve o beklenti onu böyle davranmayı sağlıyor. Yoksa eğer o beklenti olmasa, hakikaten görünürde yaptığı bir şey, yani orada yaşlılar kalmış, yaşlılar belki kendi evlatlarına bile belki dediler ki, oğlum gidin biz yaşayacağımız kadar zaten yaşadık. Dolayısıyla görünürde pozitivist bir algıyla baktığınızda onlar haklı gözükebilir. Ama bizim değer setimizdeki farklılık ne? Bizi bu kadar insancıl yapan. O noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir, bizler bir defa hayatı sadece pozitivist bir algıyla, yani görünürü itibariyle değil, var edeni, bir yaratanı olduğu gerçeğiyle tanıyoruz. Çünkü diyoruz ki madem ki biz bu kadar mükemmel canlılarız, okulda dersleriniz var, sürekli bizim bedenimizdeki sistemleri okuyorsunuz. Fizikte doğadaki sistemleri okuyorsunuz. Kimyada maddedeki sistemleri okuyorsunuz. Astronomide uzaydaki sistemleri okuyorsunuz. Biyolojide canlılıktaki sayısını bilmediğimiz o kadar çok karmaşık sistemleri okuyorsunuz. Bunları bilgi olarak bile çıkarıp, değil mi, defterlere, kağıtlara, kitaplara doldurduğumuzda yetmiyor. Ben üniversite öğrencisiydim. Arkadaşım tıp öğrencisi. Yurtta beraber kalıyoruz. Bir gün getirdi, böyle şöyle bir kalın bir kitap masaya koydu. Yarın bundan sınavım var dedi. Üstünde hücre yazıyor. Hücre, yani vücudumuzdaki en küçük yapı taşı, en küçük yapı taşı şöyle kalın, içinde o küçük yapı taşı dediğimiz hücredeki kurallar anlatılıyor, organeller anlatılıyor, vazifeleri orada bir dünya kural var. Bizim bildiğimiz en büyük metropol İstanbul'u biliyorsunuz değil mi? Bir hücre İstanbul'dan korkunç düzeyde daha karmaşıktır. Bu kadar bilgi varlığımızda bize hayat sağlayan, onun sayesinde yaşıyoruz. Enerji orada üretiliyor, oksijenle yanma orada gerçekleşiyor, genetik bilgi orada depolanıyor değil mi? Bizim hayata bakış açımız daha sıfır noktasında, ki özellikle bu yaşlarda o sıfır noktasında bana bu hayatı kim sundu sorusu. Hani çocuklar derlermiş ya biz nereden geldik diye. Anneler babalarla derlermiş ki leylekler getirdi diye. Aslında bu soru küçük çocukların kendi öz benliklerine dair, ben nasıl var oldum, kimim, beni size birileri mi getirdi, yoksa benim sizden önce bir aidiyetim mi vardı biçimindeki çok özden gelen bir soru. Biz oradan sağlıklı bir şekilde başladığımız için bambaşka varlıklar olmaya yöneliyoruz. Çünkü biz diyoruz ki madem ki benim bir yaratılışım var, madem ki bu yaratılışımda bana yediklerimi, içtiklerimi bu ortamda bir kudret sağlamış, ben onu bana bu sağladıkları üzerinden tanımaya girişiyorum. Bu yol arkadaşlar Hazreti İbrahim'in gencecik yaşında sizler gibi yaşadığı bir süreç. Ne diyor o? Estaizu billah. Ellezî halakani, beni yaratan. Çünkü ben varım, yaratılmışım, orta yerdeyim. Anama soruyorum, sen mi yaptın beni? Yok diyor. Babama soruyorum, sen mi yaptın beni? Yok diyor. Biz yani seni biz yaratmadık. Biz de senin gibi annemizin rahim denen çok büyülü bir kapsül. Orada bir mucize gerçekleşiyor. Öyle sizler öğrencisiniz, okuyorsunuzdur cenini. Zigottan başlıyor, şekil alıyor, bölüne bölüne
çoğalıyor böyle. Orada bir muazzam gelişmeler var. Kim yapıyor bu işi arkadaşlar? Düzenini kim kurmuş? Sistemini kim kurmuş ve kim işletiyor? Biz oraya dokunamıyoruz, böyle bakıyoruz. En fazla belli araçlarla resimler çekiyoruz. En ileri halimiz bu. Böyle uzaktan anlamaya çalışıyoruz ama orada işleyen bir sistem var. Hazreti İbrahim bunu اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي Beni yaratan. Biz Rabbimizi böyle tanımaya başlıyoruz. Yasin suresinde biliyorsunuz ne dedi o mümin adam? Dedi ki وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي Ben beni yaratana niçin kulluk etmeyeyim? Hak dinin yaratıcıyı tanıdığı başlangıç noktası burası. Bizi yaratan kimse, biz ona kulluk ediyoruz. Etrafta bir dünya isimler var. Şu din, şu dinde bilmem ne tanrı ismi var. Öteki dinde bilmem ne tanrı ismi var. Şu tarafta başka bir tanrı ismi var. Hak dinde Allah'ın peygamberlere gönderdiği Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'tan Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar Allah'ı, yaratıcıyı tanıma biçimimiz son derece makul, mantıklı bir akletmeye dayanıyor. Bizi yaratan kimse, ben ona tapıyorum. İnni veccehtu vecihiye, ben yüzümü döndüm. Lillezî fataras semâvâti vel arda, gökleri ve yeri yoktan var etmiş olana. Ben yüzümü ona döndüm. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı, hayatın sahibini, bizi yaratan, herkesi yaratan, gökleri yaratan, yeri yaratanı tanımakla başladığımız yolculuk bambaşka bir yolculuk. Yok saymakla, o da alternatif seçenek. Şimdi size soruyorum, hangisi makul, hangisi mantıklı? Alternatif seçenek diyor ki, bir yaratıcı yok, var eden yok. Ama biz varız, varlığımız var. Yani hayatta en iyi bildiğimiz şey, bir şey yapılmış ise, oluşturulmuş ise, hele hele karmaşık bilgi gerektiriyorsa, onu ham maddesini yaratan, ham maddesini var eden ve ham maddesinden ona sistem kazandıran birileri vardır. Hep buna aşinasınız. Kim yaptı bunu diye çocukluktan beri yapılan bir şey gördünüz mü? Bunu kim yaptı diyorsunuz. Sınıfa giriyorsunuz, resim getirip asmış. Bunu kim yaptı? Girişinde göre her en pozitivist, en tecrübeye dayalı yaklaşımımız bu. Bundan gayrı bir şeye denk gelen oldu mu hayatında? Hocam ben yoktan bir şeyin olduğunu gördüm diyebilen biri var mı? Hiç yoktu. Birdenbire odamda böyle bir heykel oluverdi veya odamın duvarında bir resim oldu. Kimin de yaptığı belli değil hocam. Yok, kendiliğinden oldu diye. Böyle bir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla aynı yaklaşımı varlığımıza tatbik edip bu mantıklı seçenek, diyoruz ki bizi var eden, anamı var eden, babamı var eden, göğü yeri var eden kudret. Ben ona yüzümü dönüyorum. İnni veccehtu vecihiye lillezî fataras semâvâti vel ard. Alternatifi de bilmek gerek. Alternatif de diyor ki, eskiden diyordu ki hep vardı varlık. Kazara, çarpışa, çarpışa, birbirine değe değe bir şeyler oldu. Rastlantısal bir süreçte. Yani denk geldi demek istiyor. Siz denk gelerek, rastlantıyla sistem oluştu. Bizi denk gelerek, rastlantıyla sistem oluşturuna inandırmak istiyor. Bu mantıklı olan. Demin konuştuğumuz en küçük yapı taşı hücre. O da arkadaş dedi ki hocam bu özeti hücrenin. Yani hücre bundan çok daha karmaşık bir sistem. Alternatif seçenek mantıksız bir teklifte bulunuyor. Ve bunu maalesef küfür böyle bize dayatmak istiyor. Diyor ki bir yaratıcı yok, bir var edici yok. Bakın öyle olunca insan nasıl davranıyor? Madem bir yaratıcı yok, bir var edici yok. O zaman burada kazara oluştuk ve kazara ölüyoruz. Sonra karbon oluyoruz. O zaman yaşayabildiğim kadar mutlu, zevkli, tat almaya çalışarak yaşayayım. Ben böyle bir düşüncedeyken kalkıp hayatımı benden önceki sırasını savmış
biri için niçin riske edeyim ki? Madem ki hepsi bundan ibaret. İn hiye illa hayatuna dünya. Hepsi bu dünya hayatından ibaretse, burayı yaratan, başlatan, sonra kendisine döneceğimiz ve bu hayata bir anlam oluşturacak olan başka bir plan yoksa, ötesi berisi yoksa, arkadaşlar hepsi bundan ibaret olsa burada İHH da olmaz. Müslümanın bu iyilik yüklü karakteri de olmaz. Çünkü artık öylesi davranış biçimi mantıksız bir hal almaya başlar. Orada iyiliği sürdürmeye kararlılık gösteren anlayış, o baştan tanıdığı ilaha, sahibe, Mevla'ya karşı onu razı edecek bir davranış olarak bunu sergiliyor. Ve diyor ki zaten bu dünya hayatı onun da benim de bitecek. Ama ben bu dünya hayatından onu razı etmiş olarak kendisine dönersem, o bana bundan çok daha iyisini verebilecek. Bakın denkleme, ahiret dediğimiz denkleme, öteye dair bir beklentiyi sokuyorsunuz. Farklı davranmaya bizi sevk eden boyut, o boyut. Dolayısıyla seküler bir insanın, yani yaradan kudret yok, var eden bir kudret yok, ondan gelmedik, ona dönmeyeceğiz, hepsi buradan ibaret dediği andan itibaren vahşileşir. Buna vahşileşmek de demeyebilirsiniz. Hocam yani doğrusu o, eğer öyleyse, bana da sorarsanız, eğer hayat kazara başladıysa, bir sahibi yoksa, bu muazzam sistemler, üstelik biz insanlar olarak bu dünyaya geldiğimizden beri arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bize şöyle uzaktan baksalar bunlar ne yapıyorlar derler. Bunlar ortamı tanımaya çalışıyorlar. İşimiz bu ve en büyük parayı buraya harcıyoruz. Hala bugün bütün ülkeler, devletler en büyük parayı eğitime ayırır, üniversitelere ayırır, en nitelikli elemanı orada çalıştırır ve hepimiz böyle gözümüzü açmışız. Böcek görsek buna bir ad verelim deyip onu götürüp adını veriyoruz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Nasıl uçar? Bunun sistemi nedir? Bunun şeyi nedir? Gökte bir cisim görsek yeni. Geçen biri diyor ki falanca üniversitede 18 yaşında birisi yeni bir gezegen keşfetti. Adını verdi. Biz böyleyiz. Gözleri açmışız. Maddeye, evrene, sisteme, ortamı tanımaya çalışıyoruz. Oradaki bilgiyi, oradaki işleyişi, oradaki formülleri. Bak demin suyun kaldırma kuvveti dedi. Bu nedir? Bir çevre tanıma faaliyeti. Yerin çekme kuvveti. Bir çevreyi tanıma faaliyeti. Bunları yapmışız arkadaşlar. Bitirmişiz, hakkından gelmişiz. Hepsini. Desem inanır mısınız? Neredeyiz peki? Hani böyle bazen bilgisayarda loading oluyor değil mi? Böyle başlıyor. Sistem diyor ki işlemi tamamlıyorum. %10, %20, %30, %40. %50, %60. Sonra ne yapıyor? Fulliyor değil mi? %100. İşlem bitti demek. Peki bizim bu dünyada etrafı tanıma ve hatta kendimizi tanıma sisteminde, sürecinde yüzde kaçlardayız? Kim tahmin edecek? Bülent abi karşılıklı güzel yapıyor da ben tek taraflı gidiyorum. Bana bir yüzde söyleyebilecek olan var mı? Hocam %80'lerdeyiz. Son önümüzdeki 10 yıl içinde de etraf temiz, her tarafı halletmiş olacağız. Ne dersin? Bence %89-88 falan. Civarındayız. Hocam coğrafyası iyiydi arkadaşım değil mi? Evet. Peki sizden alalım. Ha? %70. Peki. %5'i geçmiyor. %40. Arkadaşlar bunu bilime sorduğunuz zaman bilim size %1 bile diyemiyor. Çünkü diyor ki ben kapsamı bile bilmiyorum. Çünkü yüzdelik hesabı yapabilmeniz için tamamını bilmeniz lazım. Dolayısıyla henüz daha %1'i hani hesaplayamıyor ya bilgisayar. %1 diyebilmek için %1'e hesaplayamıyor. Dolayısıyla daha işin çok başındayım dediği. Belki de binde birinde, belki de yüz binde birinde bile değilim. Onu bile rakam veremiyorum. Etraftaki bu kadar yoğun bilginin sistemli hali içerisinde yaşıyoruz. Nasıl
bu gerçeği göz ardı edip rastgele kazara sahipsiz bir ortamda var olduğumuzu ve sonucun hiçbir yere çıkmayacağını, bir kudretin bizi yaratmadığını ve bu seçeneği makul sayıp peşine düşelim. Dolayısıyla bu seçeneğin makul sayıldığı biçimdeki hayat tarzı da mutluluk getirmiyor. Çünkü bu sefer ben merkezli bakıyorsunuz hayata. Çünkü ötesi yok, sonrası yok. Tamamen burada yaşayacağınız şeylerden ibaret diye görüyorsunuz. Vahşileşiyorsunuz. Olabildiğince başkalarından kaçırmaya, kendi hayatınıza katmaya çalışan bir modele dönüyorsunuz. Peki var edeni tanıdık. O andan itibaren bizi var eden ile, yaratan ile kontak kurmamızı sağlayacak. Ondan bize bir haber var mı? Eğer vahiy olmasaydı, biz burada dipsiz bir kuyuda, ya belli biri bizi var etti, bizi böyle biri böyle attı. Ama niçin bizi burada var etti? Ya bir haber gönderse. Yani burada niye yaşıyoruz? Niye birileri geliyor sonra gidiyor? Bir film izlemiştik. Filmde böyle bir makara sistemi var. Yerden böyle yarı baygın veya baygın bir halde birisini böyle su kuyusu gibi oradan böyle makara sistemi çalıştı bunu yüzeye çıkardı. Yüzey yemyeşil bir alan böyle ormanlık harika bir yer. Bizimki bir süre sonra orada uyandı böyle gözünü açtı. Etrafa baktı böyle ağaçlar, yeşil sular. Ayaklandı, kalktı, gitti, bir şeyler yedi. Sonra geldi tekrar o uyandığı yere baktı. Anladı böyle aşağıdan bu sistemin kendisini yukarı çıkardığını. Ya dedi, acaba bir daha aşağı gitmenin bir yolu var mı? Baktı imkan yok. Peki burada ne yapacak? Gidiyor bir şeyler yiyor, içiyor ama canı sıkılıyor. Yani arkadaş yok, bir şey yok. Böyle hani niçin buradayım? Bağırıyor bazen böyle. Beni duyuyor musunuz? Ben niçin buradayım? Hatırlamıyor da, geçmişe dair bir şey hatırlamıyor. Biliyorsunuz biz de öyleyiz değil mi? Buraya geldiğimizde resetlenerek geliyoruz. Öncesine dair bir şey hatırlamıyoruz. Burada gözümüzü açıyoruz. Burada etraftakileri tanıyoruz. Bu bizimki ilk olduğu için Hazreti Adem gibi böyle. Sonra bir gün bir tıkırtı duymaya başladı böyle. Tık 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 tık. Koşup geldi baktı makarayı aşağı çekmişler. İçinde en azından bir hareketlilik olduğu için heyecanlandı. Belki makara başka birini yukarı getirir diye ümitlendi. Hakikaten çok geçmedi. Makara sistemi çalıştı tık 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 tık. Bu sefer bir bayan böyle baygın bir halde çıktı yukarıya. Bu hemen ona böyle su döktü mu döktü böyle uyanmasını bekledi. Uyanır uyanmaz dedi ki aşağıda ne var? Nereden geldin? Aşağıda bana orayı anlat. Hani merak ediyor ya aşağıdan nasıl bu çıkıyor ben de öyle çıktım diye. Kız dedi ben bir şey hatırlamıyorum. Sen bana söyle sen buradasın benden önce. Hani ben nereden geldim burada niçin? Ya bizimki aynen böyle. Arkadaş bütün ümidim sendin oradan geldin bana hani süreci anlatasın diye senin de benden yok farkın. E sen, ben de senin gibi geldim dedi. Burada gözümü açtım burada. Derken bu sistem böyle çalıştı. 7, 8, 9 kişi oraya geldi. Ben sadece filmin size bu kısmını anlatıyorum. Şimdi bizim dünyadaki varlığımız da, ya biz burada varız ama hani dedem, Allah rahmet eylesin, öldü. Önden böyle birileri gidiyor. Geriden birileri geliyor. Küçük kardeşim bu sene doğdu. Ben ortalardayım. Babam benden büyük orta yaşlarda ama belli ki hayat domino taşı gibi aşağıdan ileri doğru gençleri orta yaşa, orta yaşı ileri yaşa, ileri yaşı da nereye arkadaşlar? Ortadan sona doğru götürüyor. Bu sirkülasyon, bu işleyiş bize nereden geldik, nereye gidiyoruz ve buradaki yaşadığımız süreç hangi anlamı taşıyor? Cenab-ı Hak ayet-i kerimede dedi ki وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Onlar göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler.
Bu tefekkürü yapınca insan akletmesi, insandaki bu üstün meziyet. Mesela bunu şeylerde görmezsiniz. Geçen bir böyle gençlerin formuna girdim. Orada konuşuyorlar. Abi ya niye yaşıyoruz bu hayatı ya? Ya kanka ya. Abi canım sıkılıyor falan. Böyle konuşuyorlar kendi aralarında. Biri dedi ki ya bizim sorunumuz ne biliyor musunuz dedi. Öteki dedi ne bizim sorunumuz? Biz dedi şu soruyu soruyoruz başımızı derde sokuyoruz. Bak dedi ya kediler niye yaşıyoruz bu hayatı diyorlar mı? Köpekler gelip abi ya 40'ıma geldim veya 10'uma geldim. Ya niye yaşıyoruz bu hayat falan diyorlar mı? Sabah kalkıyor. Yiyecek bir şey görürse koşuyor yiyor. Karşı cinsi görürse ona koşuyor. Yağmur görürse dibe kaçıyor. Sonra demiyor ya nedir bu monotonluk? Niye yaşıyoruz falan. Bu akletmesi yok. Bizde diyor bütün sorun bu. Sormayalım bunu. Hani ben zannettim ki çocuk arkadaşlarına güzel şeyler söyleyip onları böyle hani akletmeye davet edecek. Meğer orayı körlemeye davet ediyormuş. Abi bunu sormayı bıraktım diyor ben. Rahatladım diyor. Ya niye neden bunları bırak diyor. Bulursan yiyeceksin, bulamazsan öyle neyse yapacaksın böyle bir şey burası diyor ya. O zaman rahat ediyorsun. Ama bu bizim o akleden meziyetimiz, bize bahşedilen hayvanlarda olmayan, bitkilerde olmayan, cemadatta olmayan o üstün yanımız. Nasıl bundan vazgeçebiliriz? Biz tasavvur ediyoruz. Biz tefekkür ediyoruz. İnsan yavrusu güneş sistemini bir A4'e çizebilir. Merkezine güneşi çizebilir. Sonra bir gezegen, sonra bir gezegen. Bu da bizim dünyamız diyebilir. Aslında yani olağanüstü genişlikteki bir şeyi zihnine düşürebiliyor arkadaşlar. Ve onu kağıda düşürebiliyor. Biz şimdi bırakın güneş sistemini, galaksileri, insan evladı olarak bize ortamı bu biçimiyle tanıyabilme kapasitesini ve yetkinliğini veren bize ne yapmak istiyor? Gücünü, ilmini bizde hayranlık uyandırsın diye tanıtmak istiyor olmasın? Etrafa niçin bu kadar ilgiliyiz? Niçin köpek ağaca bakıp da ya bu suyu topraktan nasıl çekiyor bu yukarı kadar demiyor? Ama biz diyoruz. Değil mi? İnsan böyle ağaca bakmış, ağacı sökmüş, köklerine bakmış. Demiş ki bu köklerden alıyor, bu topraktan ne alıyorsa. Demek ki gıdasını da buradan alıyor. Hani ben kendisine benzetmiş, ben buradan alıyorum, yiyorum. Demek ki bu da oradan alıyor. Peki arkadaş yukarı doğru suyu nasıl gönderiyor? Değil mi? Aşağıda binaların altında böyle motorlar olur üst katlara suyu pompalasın diye. O kolay bir şey değil. Yani su bizim binaya gelince yer çekimi bize zorluk çıkarıyor da ağaca gelince abi sen bizdensin su sana kolayca çıksın mı diyor. Hayır yine aynı çekimi ona da uyguluyor. Peki o en üstteki yaprağı o yemyeşil zirvedeki nasıl çıkarıyor? Bunu diyebilen peşine düşen biziz arkadaşlar. Bizdeki bu cevher, bizdeki bu farklılık bizi var edenin bize bu kazandırdığı. Sonra biz bunu öğrenince ne yapıyoruz? Çok kıymetli veriyoruz biliyor musunuz? Öyle basit değil. Götürüp onu müfredata koyuyoruz. Diyoruz ki bundan sonraki çocuklarımıza bunu kümülatif bir biçimde birikerek aktaralım. Onlar da devamını getirsinler. Çünkü bakıyoruz ki orada bir tek bu değil arkadaş. Orası bilgi kaynıyor. Hücre bilgi kaynıyor. Canlılık bilgi kaynıyor. Feza, uzay bilgi kaynıyor. Dolayısıyla sonrakiler aynı şeyi tekrar etmesin diye de kolektif bir bilinç ile bilgiyi biriktirerek ilerliyoruz. Bizi böyle yaratan, bizi böyle var eden kudret, ilmi karşısında, azameti karşısında قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا dedirtmek istiyor. De ki Allah'ın ilmi için denizleri bağlayıp mürekkep yapsanız denizler biliyorsunuz mürekkep kutusu şu kadar o kadar yeter ki nice sayfa yazarsın onunla. Denizler mürekkep olsa ve Allah'ın ilmini keşfedip böyle oturup yazsanız لَنَفِدَ الْبَحْرُ deniz biter قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ Allah'ın ilmi, Cenab-ı Hakk'ın buyrukları
onun hayata buyruğu, maddeye buyruğu, arıya buyruğu ve evhâ rabbuke ilen nehli. Bunların öğrene öğrene yazıyla bitiremezsiniz. İşte biz bu ilmin ve bu ilmi kudrete, yaratılışa çeviren, çevirecek olan değil bak, çevirmiş hali hazırda yaşıyoruz. Hani ben size bir araba vaat edebilirim. Araba şöyle olacak arkadaşlar, kanatlı olacak. 80, 90, 100 demeden istediğiniz caddeden havalanacak falan söylesen, bir dünya anlatsam böyle. Ya hocam araba nerede dersiniz yani. Söyleyip duruyorsun ama nerede? Ama bir de düşünün ki arabanın içinde ben size gösteriyorum zaten. Ve o arabayı kullanıyorsunuz siz. Biz bu bedeni, bu muazzam sistematiği aynı anda kullanırken keşfediyoruz. Yaşarken keşfediyoruz. Zaten çalışıyor. Var eden etmiş. İşte bunu var eden o azamete hayranlıkla dönüp Hazreti İbrahim gibi inni veccehtu vecihiye lillezî fatarat semâvâti vel ardı hanîfâ dediğimiz Allah, var eden kudret, onun bizi yarattığı ve kendisine döneceğimiz bilinciyle iyi olabiliyoruz. Çünkü onun bizi madem ki iyi olabilmeyi, adaleti zulümden, hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayırt edebilmeyi, bunlar çok önemli temizlerimiz, ayırt edebileyen yanımız. Madem ki bunları bize kazandırmış yaratılıştan, biz de bunların zulmü değil adaleti. Niye Gazze'de adaletten yanayız? Niçin mazlumlardan yanayız? Çünkü diyoruz ki zulmün çirkin, adaletin iyi olduğunu bize yaratılışımıza vermiş. Bizden de demek ki iyisini yapmamızı istiyor. Eğer ayırt edemez halde olsaydık başka olurdu. Niçin doğrudan yanayız yanlıştan değil? Niçin güzellikten, iyilikten yanayız, kötülükten, çirkinlikten değil? Bunların iyisini, doğrusunu, güzelini yaparsak, yaratılışımızın hakkını verirsek, o zaman sahibe ondan gelmişiz belli, leylekler getirmemiş, ona tekrar döndüğümüzde, eğer hiç ölüm olmasaydı, ben döndüğümüzde dediğimde aranızdan birileri, ya hocam kim ölüyor ki? Yani hep böyle söyler dururlar ama hiç ölen bilen yok. Bir gün birileri gidecek, hele bir gitsin görelim. O zaman anlarız bir yerlere gidiyormuşuz diye. Ama Allah hayatı sirkülasyon halinde yaratmış ki bunu bize göstermiş. Hakikaten öndekiler gidiyorlar. Siz hiç cenaze merasiminde bulundunuz mu? Meftayı kabre koydunuz mu? Gidin görün, gerçekten ölüyoruz. Gerçekten peyderpey hayattan ayrılıyoruz. Dolayısıyla döndüğümüzde dediğimde içinizde beliren olmayacak bir şey. Kabilinden düşünceyi bir tarafa koyup hayata gerçekçi bakın. Kun fid dunya ke enneke garibun ev amiru sebil. En doğru yaklaşım bu. Gelip geçen birisi olarak hayatı yaşıyoruz. Eğer güzel bir hayat çıkarırsak ortaya, o zaman huzuruna döndüğümüz kudreti bizi ödüllendireceği, ki bu ödülü sonsuz bir gelecek olarak vaat etmiş. Bunun hatırına inanın insan her şeyini riske edebiliyor. İşte bu büyük iyilik potansiyeli وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah'ın rızası dedim mi? Eğer Allah'ın rızası varsa işin ucunda, o yaşlı Japon kadını kendi hayatına önceleyebiliyor. Burada çocukları bekleye dururken, burada ailesi, yeri yurdu bekleye dururken, değil mi ki ben böyle yaparsam Allah beni sever. Çünkü Allah muhsinleri, yani güzel davrananları sever. Vallahu yuhibbul muhsinin. O zaman iyi davranmayı işte böyle başarabiliyor. Yoksa diğer türlüsü gerçekten pozitivist bakarsanız aptalca görünecektir. Dikkatle dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hocam Yasin Suresi'nden bahsetti. Hatay'da mı geçiyor kısa hocam Yasin Suresi? Hataylı arkadaşlar var mı burada? Bir el kaldırırsın.
Peki Yasin suresinin Hatay'da geçtiğini bilen var mı içinizde? Şimdi sizden bir şey rica edebilir miyim? Hatay'da, Yasin suresi Hatay'da yaşanıyor o hikaye. O Yasin suresini bir okuyun. Yani Allah Kur'an'da niye Hatay'da geçen bir süreyi koymuş? Hataylılar bunu çok iyi öğrenmesi lazım. Kaç kişi vardı Hataylı? Bir el kaldırsın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çoğalıyor maşallah. Burada Hataylılar daha mı çok? İyi, çok güzel. O zaman birbirinize söyleyin. Benden size bir ders olsun. Allah Hatay'a niçin önem vermiş ve Yasin suresi oradan niçin geçmiş? Tamam, ona bir bakıyorsunuz, bir. İkincisi, sizden bir ricam olacak. Şimdi yetimlerden bahsettik. Gazze'de bizim çok yetimimiz var, baktığımız. Bütün dünyada ne kadar yetim olduğunu tahmin ediyorsunuz? 400 milyon civarında yetim var bütün dünyada. İHA olarak bunun 150 binine bakabiliyoruz her ay. Bunun büyük bir kısmı da Gazze'de. Şu anda 100'ün üzerinde yetimimiz Gazze'de şehit edildi, çocuklar. Zaten babası yoktu. Şimdi sizden ricam, Gazze'deki yetimler için ve çocuklar için güzel bir dua edin. Mesela bugün namazınızı kılıyorsanız namazda, kılmıyorsanız bir abdest alın, iki rekat. Dünyadaki bütün yetimler için dua edin. Bir de bu okulda Gazze'li yetimler için de bir kampanya başlatın. Çünkü yeni yetimler geldi. Ne yazık ki dünyanın her tarafında, bakın bizde anne babası Hristiyan olan yetim var, Yahudi olan yetim var, Müslüman olan yetim var. Hangi mezhepten olursa olsun, Şii, Sünni, Alevi fark etmiyor, onların yetimleri var. Çünkü çocuğa sahip çıkmak zorundayız, değil mi? Bunu da kimle yapacağız? Hep beraber yapacağız. Ben hocamdan rica ediyorum, burada kaç tane yetim... Yapıyoruz aslında. Yapıyor musunuz? Hali hazırda devam eden... Kaç tane var yetim? 20 tane yetimimizi bitirdik bu sene. Öncesinde bir Filistin kampanyası yaptık. Tamam. Şimdi ben, yani boşuna mı konuştum? Estağfurullah ama biliyorum. O zaman 20'yi 40'a çıkaracaksınız. Madem konuştum, öyle değil mi? Allah razı olsun. Sen de mi Hataylıydın kızım? Evet. Neresinde? Diyarbakır. Sur'dansın. Diyarbakır'da 4 sene kaldın. Hataylı sen miydin oğlum? Tamam. Yasin suresini bir okuyorsun. Bir de inşallah bu yetimlerin sayısını arttırmada elinden gelen gayreti yapıyorsun. İlk gözüme siz iliştiniz. Onun için ikinize de o dersi vermiş olalım. Ben çok mutlu oldum. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi gençsiniz. Gençliğin böyle kanı kaynar. Biz de genç olduk. Bize hocalarımız gelip anlattığında biraz kulaklarımıza fiskos ederdik. Ya işte bu da ne diyor falan filan. En çok hocalarla dalga geçen bendim. Çok dalga geçerdim. Biri gelip konuştu mu, sınıfta beni hiç kimse tutamazdı. Dışarı çıkardım. Hocalardan dolayı içeri girerdim. Dışarı çıkmak, kaçmak benim için çok önemli bir işti. Yani onu böyle gülmek için, şakalaşmak için umursamaz bir tavırla takınıyordum. Ben nasıl dünyayı öğrendim, bu hale geldiysem, en çok kaçan, en çok fiskos yapanlar da benim gibi olacak. Bana iyi bakın yani. Tamam mı? Daha çok çalışacaksınız. Dünyanın her tarafına gidip daha çok insanlara hizmet edeceksiniz. Yetimlere hizmet edeceksiniz. Mültecilere hizmet edeceksiniz. Keşke bu acılar olmasa. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olasın. Buyur hocam. Daha önce Pakistan'la başladık, Libya'yla, Fas'la, Filistin'e devam ediyoruz. Hiçbir şey sorusu almadık. Yani çocuklar bu konuda da çok itimatlılar, Allah razı olsun. Zaten sizi de biliyorlar, vakfı da biliyorlar. Bu konuda müşavirimiz, müdürümüz, öğretmen arkadaşlarımız da destekler. Sadece bu projede şöyle bir çekinceleri oldu. Hocam ama şu an orada abluka var.
Mısır'a mı teslim edilecek bunlar? Gazze mi? Hani evet. Bu konuda bir aydınlatırsanız çok sevinirim. Değerli kardeşlerim, biz Gazze'de şubesi olan, yani yıllardır oradan hiç çıkmayan bir teşkilatız. İnsan istedikten sonra Avrupa'da bile yardım götürebiliyor. Bunun çeşitli yolları var. Basından takip etmişsinizdir. Biz içeride gıda dağıtabiliyoruz, tırlarımızı sokabiliyoruz. Ama az az gidiyor. Yani çok gitmiyor. Az az gidiyor ama gidiyor. Yetimlerimize para ulaştırabiliyoruz. Şöyle bir şey yapalım, siz yardımları toplayın, götürme işini de biz üstlenmiş olduğumuz için onu gerçekleştirelim. Bir de şöyle yapın, mesela deyin ki biz okul olarak Gazze'de günlük yemek vermek istiyoruz bir hafta boyunca. Biz de sizin adınıza o paraları ulaştıralım, orada da sizin okulunuzun adını yazalım. Sosyal medyada da bunu görün, gönlünüz de rahat etsin. Ve oradaki gerçekten o bomba altındaki çocuklara hizmetinizin karşılığını da görsel olarak fark etmiş olursunuz. Buyur oğlum. Hocam demiştiniz ya, eskiden tutmamıştınız 3 yıl. Hocam bunun sebebi 3 yıl. Bunun sebebi ve nasıl olduğunu açıklayabilirsiniz. Marmara gemisi ve toplam 9 gemiyle beraber denizden Gazze ablukasını ve ambargosunu kırmak için Gazze limanına gitmeye çalıştık. İsrail bize saldırdı. Bir gemide sivil insanlarımız vardı, sizin yaşında çocuklar vardı, kadınlar vardı. 10 tane uçak, 2 tane denizaltı, 5 tane gemi, yüzün üzerinde zodyak ve durmadan ateş etti sivil insanlara. 10 kardeşimiz şehit oldu. Fakat size bir şey söyleyeyim, o kadar korkak adamlar ki. Biz kaç tanesini ellerindeki silahları aldık. Öyle gördüğünüz gibi uzun boylu, iri yarı falan ama çok korkaklar. Yani şurada bir tane kadın vardı bizim, Cezayirli. En sonunda teslim olduk artık. Çünkü bütün dünyaya duyurduk. Askerin biri geldi, Cezayirli kadına bir laf dedi. Kadın ne yaptı? Mesela bir kızımız kalksın, o kadın ne yapabilir? Cezayirli kadın ne yapabilir? İsrail askerlerine karşı. Ne yapar? Şöyle yumruğu bir vurdu İsrail askerine. Bir kadın olarak. Adamlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Bunlar bu kadar korkar. Onların silahları, Amerika'nın silahları olmasa birebir de hiçler. Çünkü zalimler korkak olur. O zaman biz işte hapse aldılar 3 gün boyunca. Ama size bir hatıramı anlatayım. Şimdi ben daha önce de Bosna'da, şurada, burada, Çeçenistan'da çalıştığım için ben 4 tane ülkenin hapishanesine girdim. Yakalandım, yardım götürürken. Mesela bak, Rusya Çeçenistan'a saldırıyor, biz Çeçenistan'a yardım götürüyoruz. Ama yaşlılara da bakıyoruz. Yani saldıranların yaşlarına, çocuklarına, yetimlerine de bakıyoruz. Yakalanmışız. Oradan tecrübem vardır. Sizin de tecrübeniz olsun. Mesela hapishaneye girdiniz mi, koğuşun kapısının kapanmasını istemiyorsanız böyle bir kağıt parçası bulun, o dilin girdiği boşluk var ya, oraya koyun. Kapıyı çektiniz mi dil oraya girmiyor. Ama karşı taraf kapanmış kabul ediyor. Şimdi İsrail bize dedi ki, hepiniz dedi koğuşlara gidin. Yakalanmışız, kalabalığız. Ben arkadaşlara dedim ki, hepiniz bir kağıt parçası bulunu boşluğa koyun. Neden sonra söylerim dedim. Çoğu yapmış, birkaçı yapmamış. Şimdi kapıyı çektik, içeride oturuyoruz. Öğle ezan vakti geldi. Bizim Adem Özköse var, sesi de çok güzel. Adem dedim, bir ezan okusana dedim. Herkese namazı hatırladı. Adem bir ezan okumaya başladı. Şimdi oradan bağırdım, ezan bitti. Herkes kapıları açsın dedim. Bir sürü gardiyan var. Birdenbire kapılar açılınca bunlar cin çarpmışa döndü. Zannettiler ki kerabete biz kapıları açtık. Hemen gittik indik şeye, o alana, başladık namaz kılmaya. Adamlar şok oldu, namazımıza bile engel olamadılar.
O hapishane döneminde çok güzel hatıralarımız oldu. Sonra Türkiye devreye girdi, Allah aşkına olsun. Güçlü bir ülkenin önemi burada. Ona da dikkat edin. Ülkenizi güçlendirin. Ama insani, İslami ve insani düşünceyle güçlendirin. Irk temelli değil, meşrep ve mezhep temelli değil. Anlatabiliyor muyum? Güçlendirin ülkenizi çünkü başınız sıkıştığınızda ona ihtiyaç olacak. Mesela dünyanın herhangi bir yerine gidip yetimhanede çalışmak isteyen ileride olur mu? Bir yer kaldırsın bakayım. Yetim okullarına gitmek isteyenler olur mu? Sizler değil mi? Sizler. İnşallah dünyanın her tarafında yetimhanemiz var. Bir gün inşallah buradan mezun olursunuz, dil bilirsiniz. Sizi oralarda görevlendiririz. Allah razı olsun. İleride de görüşmek üzere. Buyur oğlum. Oğlum şöyle, aslında Bosna'da da çok büyük savaş oldu. 300 bin insan öldü. O zaman da Bosna Avrupa'nın ortasında olduğu için önce yine ülkeler müdahale etmedi. Yine bizim gibi sivil toplum kuruluşlar müdahale etti. Sonra Gazze'ye gelince Gazze bütün İslam ülkelerinin ayıbıdır. Ve yalnız bırakılmış. Ama şunu göreceksiniz. Gazze'deki çocuklar yeryüzünde kurulan bu emperyalizm düzenini yerle bir edecek. Bak bedeli çok ağır. O çocuklar, o kadınlar ölüyor. İslam dünyası sessiz kalıyor. Sessiz. Ama halklar uyanıyor. Şu anda Amerika'da biliyor musun? Bu ayın 13'ünü, bu ayın 13'ünde ne var? Takip eden var mı uluslararası? Bu ayın 13'ünde dünyanın her yerinde Amerika karşıtı programlar olacak. Hristiyanlar, oradaki Yahudiler, ateistler, Müslümanlar hepimiz birleşiyoruz. Yani İsrail'e karşı olan Yahudiler de var. Şimdi Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de, Malezya'da dünyanın her tarafında bir hareketlilik başlıyor. Biz buna ne diyoruz? Birinci isim halkların kardeşliği. İkinci ne diyoruz? Erdemler İttifakı. Peki size bir şey soracağım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üye olduğu ittifakın örgütün adı ne? Erdemler İttifakı. Arapçası ne? Hilf-ül Fudul. Şimdi Hilf-ül Fudul'u kim çalışacak içinizden? Bak, aynı dine sahip olmayan insanlar bir araya geliyor. İyi insanlar zulme uğrayanın hakkını alıyor zalimden. Bugün dünyada şimdi biz bu Hilf-ül Fudul hareketini kurmaya çalışıyoruz. İçimizde bütün dinlerden insanlar var ve dünyanın her tarafında eylemler yapıyoruz. Hilf-ül Fudul hareketini çalışacak kim var? İzzet abimiz de size yardımcı olsun. Birleşmiş Milletler'de anlattı bunu. Birleşmiş Milletler'e şimdi bu Hilf-ül Fudul hareketini anlatıyor. Bu gencin adı İzzet. Bu genci ve o genci, hocam sen kaç tane genç varsa İzzet abileriyle onları irtibatlandır. Bir Hilf-ül Fudul hareketi nedir? Bunlardan biri de hocam seminer versin ve tartışma konusu yapsınlar. Hilf-ül Fudul hareketine. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün olsa yine girerdim diyor. Hilf-ül Fudul hareketi öyle. Ahlaklılar ittifakı. Dünyanın her tabandaki ahlaklılar ittifakı. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.